Hayalet seçmen, hayalet seçmen öyle bir şey ki hem var hem yok. Nasıl? Gerçekte var ama kayıtlara göre yok. AKP'nin bu dönem uydurduğu bir seçmen tipi diyebiliriz. İki yöntemle üretiyor. Bir tanesi Kürdistan'da uyguladığı bir yöntem, bir tanesi de Batı'da uyguladığı yöntem. Kürdistan'da hayalet seçmenleri özellikle polis evlerine ve ordu evlerine kaydediyor. Buradaki hayalet seçmenlerin sayısı binlerle ifade edilebiliyor. Aynı anda tek kalemde 1000 kişiyi bir ordu evine veya bir polis evine hayalet seçmen olarak kaydedebiliyor. Bunlar gerçekte var mı bu insanlar? Bu insanlar gerçekte var, seçmen olarak yok. Kayıtlı olduğu yerde yaşamıyor. Bu nedenle hayalet seçmen diyoruz. Batı'da nasıl yapıyor bunu? Batı'da kimi zaman olmayan adreslere, kimi zaman harabe evlere, kimi zaman inşaatlara bu hayalet seçmenleri kaydediyor. Gerçekte oturdukları yerler ama kayıtlı oldukları yerler değil. Bu nedenle hayalet seçmen diyoruz isimlerine. Bu insanlar var mı? Yani başka bir yerde yaşıyorlar mı yoksa? Bu insanlar var. Bak, bu insanlar gerçekte yaşıyor. TC numaraları var, adları, soyadları var, doğum tarihleri var. Ama kayıtlı oldukları yerlerde yaşamıyorlar. Kimi zaman kayıtlı oldukları yerde yok. Çok yaygın mı bu? Özellikle Mayıs seçimlerinden sonra boş adresleri tespit etmişler. Harabe evleri tespit etmişler. İnşaatları tespit etmişler. Kimsenin buraları araştırmayacağını düşünmüşler ve buralara kayıt yapmışlar. Ya da kayıt yapacakları yerde bir tanıdıkları bir yandaşları var ise, tabii bu işin içerisinde şey de var. Nüfus müdürlükleri de var. Yani nüfus müdürlüğü bu işin içerisine girmeden bu hayalet seçmen işini organize etmek mümkün değil. Nüfus müdürlüğüne kim zaman bir telefonla, kim zaman hiç gitmeyerek, kim zaman internet üzerinden hiç yaşamadıkları adrese, kim zaman da hiç olmayan adreslere seçmen kaydı yapmışlar. Öncelikle DEM Parti'nin güçlü olduğu yerleri tespit etmişler. DEM Parti'nin küçük oy farklarıyla kazandığı yerleri tespit etmişler. Daha sonra şöyle bir hesap yapmışlar kendilerince. Kaç hayalet seçmen kaydı yaparsak biz bu belediyeleri kazanırız gibi bir hesaplama yaptıktan sonra buralara diledikleri sayıda hayalet seçmen kaydı işi yapmışlar. Ama özellikle Kürdistan'da DEM Parti'nin güçlü olduğu yerlerde binlerle ifade edilen hayalet seçmen kayıtları yapıldığı dikkate alındığında bunun organize bir iş olduğu açıkça ortada. Kürdistan'da bir örnek vereyim. Hakkari Esendere beldesi toplam seçmen sayısı 3500, kaydedilen hayalet seçmen sayısı 1700. Seçmeninin tamamı 3500 olan bir yere 1700 tane hayalet seçmen kaydedilmişse doğrudan seçim sonuçlarını belirleyebilecek bir rakam. Bu nedenle kesinlikle organize bir iş. Başka hangi kentlerde var? Kürdistan neredeyse bütün kentlerinde var. Bir de şunu da yapmışlar. Cizre'de hesap yapmışlar. Demişler ki ya biz buraya on binlerce insanı dahi taşısak biz Cizre'yi kazanamayız. Ne yapmışlar bu defa? Cizre'ye hayalet seçmen taşımak yerine Cizre'deki kendi yandaşlarını Şırnak merkeze taşımışlar. Kürdistan'da özellikle kamu binaları adres olarak gösterilmiş. Kamu binaları yetmeyince, şimdi kamu binaları yetmeyince der, yani bir kamu binasına 1000 kişi kaydetmiş demiş. Herhalde 1500'ü kaydedecek olursam fazla olur. 1500 kaydetmeyeyim demiş. 500'ü harabe evlere, boş yerlere, hiç olmayan adreslere kaydetmişler. Mersin'de, Akdeniz'de ise hiçbir şekilde kamu binalarını kullanmamışlar. Orada da kamu personelini kullanmışlar. Kayıtlara giriyoruz, bakıyoruz. Mayıs seçimlerinde hiç olmayan bir adres. Mayıs seçimlerinden sonra orada bir adres oluşmuş, bir hane oluşmuş. Gittik baktık, yok öyle bir hane. Ha, bu arada şunu da söyleyeyim. Kimi zaman ev sahibinin haberi yok. Ama sonuç itibariyle şuna baktığımızda bunların tamamı tespit edildi. Teker teker, adres adres, isim isim tespit edildi ve hepsine itirazlar yapıldı. Seçim sonuçlarını etkileyebilecek düzeyde eğer kaydırmalar yapılmışsa mutlak surette iptal etmesi gerekiyor. Özellikle Kürdistan'da şunu yapmışlar. Yurt dışı seçmenlerini kaydetmişler. Şimdi eğer bu itirazlar reddedilmezse yerel seçim zamanı şunu göreceğiz. 31 Mart'tan bir gün önce Kürdistan'a kuvvetle muhtemel ek uçak seferleri yapılacak. Ya da şey olacak, otobüs konvoyları göreceğiz. Yani binlerce askeri polisi birkaç gün öncesinden oraya taşıyacaklar. İşte yapılan itirazlara Yüksek Seçim Kurulu karar verirken buna karar verecek. Eğer reddederse Yüksek Seçim Kurulu şunu demiş olacak. 100 kişi 3 artı 1 evde rahatlıkla hayatını idame ettirebilir diyecek. Bu suç değil mi? Bu suç. Neden? Çünkü sahte seçmen kütüğü oluşturmuş oluyor. Biliyorsunuz bizim halkımız özellikle belli mevsimlerde çalışmak için bulunduğu kentten başka kentlere gidiyor. 31 Mart yerel seçimlerinde bizim halkımıza çağrımız şu. Nerede çalışıyorsanız çalışın, nerede bulunuyorsanız bulunun. 31 Mart günü ikametgahınızın, seçmen kaydınızın bulunduğu kente gidin ve oy kullanın. O tarihte zaten bizim her seçimde kurduğumuz hareketli seçmen komisyonlarımız var. 31 Mart yerel seçimleri içinde hareketli seçmen komisyonumuz olacak. Bulunduğunuz kentte size en yakın il veya ilçe örgütümüze gittiğinizde sizi oy kullanmak üzere ikametgahınızın kayıtlı olduğu yere götüreceğiz, taşıyacağız.